Ege Denizi'nin batı kıyısındaki ilk topluluklar, bugünkü Yunanistan'da mağara ve uygun noktalarda bulunan barınaklarda yaşamaktaydı. Milattan önce 6000'li yıllarda Anadolu'dan gelen göçler sayesinde bölgede Neolitik döneme geçildi. Kiklat adalarında ve Teselya düzlüklerinde ilk Neolitik çağ toplulukları ortaya çıktı. Tarım, hayvancılık ve çömlekçilik gibi faaliyetler Anadolu üzerinden adalar yoluyla Ege'nin batısına taşındı. Yunanistan Neolitik devrini yaşarken yaklaşık M.Ö. 3000'lerde Anadolu'dan yeni bir göç dalgası geldi. Bu göçler Yunanistan'ın bronz çağına girmesine neden oldu. Özellikle Girit adasında ortaya çıkan Minos uygarlığı Avrupa'nın ilk gelişmiş uygarlığı olarak kabul edilmektedir. Pek çok saray ve şehir inşa eden Giritliler Akdeniz havzasında ticaret yaptılar, donanma kurup bölge kültürlerle etkileşime geçtiler. M.Ö. 2000 dolaylarında Yunanistan'a kuzeyden Hint Avrupalı ve savaşçı bir topluluk girdi. M.Ö. 1600'lü yıllara doğru Miken uygarlığını kuran bu savaşçı topluluk ilk Yunanlardı. Kendilerine Akalar diyen bu topluluk kısa süre içerisinde Ege havzasına yayıldı. Kiklat ve özellikle Minos kültüründen çokça etkilenen Akalar, yazıdan mimariye, şehircilikten tarım yöntemlerine pek çok alanda Giritlilerin kültürünü benimsediler. Milattan önce 1200'lü yıllarda ticaret yollarının tehlikeye düşmesi dolayısıyla Mikenler gözlerini Karadeniz'e çevirdiler. Ancak Karadeniz'e açılan boğazlara hakim bir konumda bulunan Troya şehri Mikenlerin önünde bir engeldi. Bir araya gelen Miken şehirleri Hitit devletinin güçsüz durumundan da faydalanarak Troya'ya saldırdılar. Ancak Mikenler ele geçirdikleri bölgenin faydalarını göremeden tüm Ön Asya'da meydana gelen ve deniz kavimleri göçü denen karışıklıkların içine çekildiler. M.Ö. 12. yüzyılda yaşanan büyük göçler sırasında Dorlar, Yunanistan'ın birçok bölgesini ele geçirerek Miken uygarlığına son verdiler. Kaçanlar ise Batı Anadolu'ya gelip Simirna, Milas arasında İyon şehir devletlerini kurdular. Trakya ve Yunanistan'ın kuzey bölgesinden gelen Aoiller ise İyon etkisinde kalarak Simirna'dan Troya'ya kadar olan bölgede şehirler kurdular. Batı Anadolu'daki bu topluluklar Ön Asya uygarlıkları ile etkileşip gelişirken Yunanistan'daki geri kalmış Dor toplumu ise 4 asır boyunca devam edecek olan Karanlık Çağ'ın temsilcisi oldu. Daha sonraları adalara yayılan Dorlar, İyon ve Aiolarla iletişime girip antik Yunan medeniyetinin temelini oluşturdular. Yine bu dönemde Yunan tanrıları ve Yunan dini ortaya çıkmıştır. M.Ö. 800'lü yıllarda nüfusun artması, diğer uygarlıklarla olan ticari ve kültürel ilişkiler sonucunda arkaik dönem denilen çağa girildi. Askeri ve yönetimsel olarak köklü değişiklikler yapan Yunanlar, M.Ö. 750-550 arasında sayıları 1000'e ulaşan irili ufaklı birçok koloni kurdular. Kolonizasyon hareketi, doğuda yükselen güçlü Pers İmparatorluğu'nun varlığı, Batı Akdeniz'de ise Etrüsklerle işbirliği yapan Fenikelilerin Yunanları engellemesi sonucu M.Ö. 550'ye doğru yavaşlayarak durdu. M.Ö. 480'de Perslerin Yunan şehirlerine saldırmasıyla çıkan savaşta şehir devletleri birleşip Helen Birliği'ni kurdu. Birlik ile Persler arasında geçen savaşı Yunanlar kazandı ve Pers tehdidi uzaklaştırıldı. Bu noktada savaşa devam etmek istemeyen Sparta ve Peloponez Birliği'ne cephe alan Atina, M.Ö. 477'de Attik-Delos Deniz Birliği'ni kurdu. Giderek genişleyen ve zaferler kazanan bu birlik belli bir noktadan sonra Atina İmparatorluğu'na evrildi. Böylece Atina, Yunan dünyasının en güçlü şehirlerinden birisi oldu. Fakat Atina'nın yayılımı diğer şehirlerin çıkarlarına ters düşmekteydi. Bu durum, bir süre sonra Peloponez Savaşları denen ve tüm Yunanistan'ı içine çeken savaşlar dizisine neden oldu. M.Ö. 431'de başlayan bu kanlı savaş, Sparta ve destekçilerinin üstünlüğü ile bitti. Fakat savaşan iki tarafta çok güç kaybettiği için asıl karlı çıkan Persler oldu. Yıllarca süren bu savaşlar, Yunan şehirlerinin güçlerini tüketmesine neden oldu. Şehirlerin genelinde ekonomik buhranların çıkmasına, büyük insan kayıplarına sebebiyet verdi. Kuzeyden gelen Makedon Krallığı'na karşı tekrar birlik kurmaya çalışan Yunan şehirleri bunu başaramadı. Ve Makedonya Kralı 2. Filip'in M.Ö. 338'de Yunan ordularına karşı kesin zafer kazanmasına engel olunamadı. Böylece Yunan şehir devletlerinin siyasi bağımsızlığı sona erdi. Büyük İskender, Makedonya ve Yunanistan'ı üst edinerek Perslere karşı harekete geçti.
Anadolu, Mısır ve İran'ı ele geçirdi. Asya'nın içlerine doğru ilerledi. Böylece klasik Yunan kültürü yayılırken, zapt edilen yerlerin kültürel öğeleri de Yunanistan'a taşındı. Bu etkileşim neticesinde Helenistik kültür oluştu. İskender'den sonra Makedon İmparatorluğu parçalandı. Bununla birlikte Yunanistan'daki şehir devletleri Makedonya egemenliğinde kalmaya devam etti. Ardından bölgede Roma hakimiyeti başladı. M.Ö. 148'de Makedonya, Roma'nın bir vilayeti durumundaydı. Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nda hızla yayıldığı dönemlerde, Yunanistan'da da Hristiyanlığa geçişler oldu. 381'de İmparator Theodosius'un Hristiyanlığı İmparatorluğun resmi dini ilan ederek çok tanrılı diğer bütün dinleri yasaklaması bu süreci hızlandırdı. Roma bölününce Doğu Roma'nın payına düşen bölge, yükselen Konstantinopolis'in yanında çok sönük kaldı. İmparator Justinianus devrinde felsefe okulları kapandı ve Atina zamanla bir taşra kasabasına dönüştü. 7. yüzyıldan itibaren Slav kabileleri Yunan ülkesine kadar inmeye başlamıştı. Slavların Moraya ve adalara yerleşmesi o kadar yoğun oldu ki, bazı tarihçilere göre bugünkü Yunanların antik Yunanlarla alakası kalmamıştır. 1204'te Haçlıların Konstantinopolis'i işgal etmesiyle Yunanistan'ın önemli bir parçası olan Mora Yarımadası Latinlerin yönetimine girdi. Girit de Venediklilere satıldı. Ayrıca birçok liman Venediklerin eline geçti. 1334'ten itibaren Bizans'a karşı savaşa başlayan Sırp kralı Stefan Dušan, Teselya ve Epir'i ele geçirdikten sonra 1345'te kendini Sırpların ve Yunanların çarı ve hükümdarı ilan etti. Osmanlıların 1360'lı yıllardan itibaren Balkanlardaki hızlı ilerleyişleri, Makedonya kesiminden başlamak üzere Yunanistan'ı da içine alan yeni bir dönemin habercisi oldu. 1460'a gelindiğinde Türkler, Mora Yarımadası dahil pek çok yeri kendisine bağladı. 16. yüzyıl başlarında Mora'nın fethinin, 1669 yılında da Girit'in fethinin tamamlanmasıyla artık tüm Yunan yerleşimleri Osmanlı egemenliğinde birleşti. Yüzyıllar boyunca Türk yönetimi altında ve Türklerle etkileşim halinde yaşayan Yunan toplumu pek çok açıdan hem Türk kültürünü etkiledi hem de bu kültürden etkilendi. Uzun soluklu olan bu sakinlik süreci 18. yüzyılın sonlarından itibaren bozulmaya başladı. Bölge ayanlarından Tepedelenli Ali Paşa'nın isyanı, More ve bazı yerlerde Osmanlı gücünü zayıflattı. Bu güç kaybının yaşandığı sıralarda başlayan Fransız ihtilalinin milliyetçi ve ihtilalci fikirleri, pek çok Osmanlı toplumu gibi Yunanları da etkiledi. Uzun süredir devam eden Rus kışkırtmaları da eklenince, 1821 yılında Yunanlar Osmanlı yönetimine başkaldırdı. Osmanlılar uzun süre isyanı bastırıp bölgeyi kaybetmemek için çok uğraşsa da Rusya, İngiltere ve Fransa gibi devletlerin desteğiyle Yunanlar Mora'da bağımsız oldu. Yunan krallığı iç çekişmelerden dolayı bir türlü istikrara kavuşamadı. Ama Avrupa'da yükselen Filhelenist akımı sayesinde arkasını Avrupa'ya dayayarak yaşamını sürdürdü. Dönem dönem Osmanlı'dan toprak alan Yunan krallığı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda ağır bir yenilgi almasına rağmen Avrupalı destekçileri sayesinde istediklerini aldı. 1912 yılında patlak veren Balkan Savaşları neticesinde Yunan Krallığı, Epir, Makedonya ve pek çok Ege Adası'nı da aldı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İtilaf Devletleri'nin yanında bulunması sebebiyle pek çok avantaj yakalayan Yunanistan, Türklerin ellerindeki Batı Anadolu topraklarını da işgal edince Kurtuluş Savaşı başladı. Neredeyse Ankara'ya dek pek çok yeri işgal eden Yunanlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türk kuvvetleri tarafından 1919-1922 yılları arasında verilen mücadele neticesinde Anadolu'dan ve Doğu Trakya'dan kovuldu. İtalya, 2. Dünya Savaşı başlayınca 1940'ta Yunanistan'a saldırdı. Savaş Nisan 1941'e kadar sürdü. Almanya, İtalya'nın yardımına gelerek Yunanistan'ı işgal etti. 1944'te Almanya'nın çekilmesinin ardından ülkede iç savaş çıktı. İç savaş sürerken 1947 yılında İtalya, işgal altında tuttuğu 12 adayı Yunanistan'a bıraktı. İç savaş ise ABD'nin müdahalesiyle bitti. Yunanlar 1952'de NATO'ya alınarak Batı bloğundaki yerini aldı. İngiltere'nin Kıbrıs'tan çekilmesi üzerine ise Yunanistan gözünü buraya dikti. Bölgedeki Türkleri yok sayarcısına adayı Yunan adası yapmak istemeleri üzerine Türkiye ile savaşın eşiğine geldiler. 1975 yılında Türkiye, bölgedeki Türklerin haklarını korumak adına Kıbrıs adasına çıkarma yaptı.
Sürekli krizler yaşayan ve yeni krizler arayan Yunanistan, 1990'lı yıllarda komşuları Makedonya, Arnavutluk ve Türkiye ile pek çok kez savaşın eşiğine kadar geldi. 90'ların sonundan itibaren komşularıyla daha iyi geçinmeye çalışan Yunanlar, Türkiye ile gerginliği azaltmasına rağmen sorunların çözümü için pek adım atmadı. 2010'lu yıllarda ise Yunanlar bu sefer büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldı. Batma noktasına gelen Yunanistan, Avrupalı ülkelerden yardım istedi. Almanya'nın büyük destekleri sayesinde ayakta durmayı başaran Yunanistan, günümüzde ise Ege ve Doğu Akdeniz'de saldırgan tutumu yüzünden başını belaya sokmak üzere. Ege Denizi'ndeki çıkarlarını Türkiye aleyhine genişletmeye çalışan ve uluslararası hukuku hiçe sayarak Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin aleyhine faaliyetler yürüten Yunanların neler yapacağını ve Türkiye'nin buna karşılık ne tepki vereceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.